iz bırakan kadınlar. Bilge Olgaç, yönetmen, senarist. 1940-1994 yılları arasında yaşadı. Sinemanın erkek egemen dünyasında 37 filmle en üretken kadın yönetmen oldu. Bilge Olgaç'ı çok sevdiği Rodrigo'nun gitar konçertosu eşliğinde yönetmen Belmin Söylemez anlatıyor. Bilge Olgaç bir kere Türkiye sinemasındaki ilk kadın yönetmenlerden biri. Onun döneminde gerçekten sinemada çok büyük bir erkek yönetmenler hakimiyeti var. Aventür filmleri yaparak sinemaya başlaması bence çok önemli. O günlerde kadın yönetmen olmak tabii ki çok istisnai bir durummuş. Yani herhalde 100 yönetmenden biri ya da ikisi sadece kadınmış. O yüzden de bence çok önemli Bilge Olgaç. Bir kadın yönetmen olarak ilk başta yadırgandığını ve bir kadın yönetmenin çok çabuk bu koşullarda, Yeşilçam'ın zor koşullarında sıkılacağını, yorulacağını söylediklerini, fakat kendisinin de enerjisinin hiç bitmediğini, hiç yorulmadığını, vurdu kırdı filmlerinde, aventür filmlerinin de altından başarıyla kalktığını biliyoruz. O oyundan büyük silahı elime aldığım zaman oyun oynamak gibi gelmişti adam vurmak. İlk filminde Yılmaz Güney, Tuncel Kurtis gibi çok önemli oyuncular var, dönemin starları var ve ilk filmini de sadece 2 yıl asistanlık yaptıktan sonra 24-25 yaşında çekmiş, yani çok genç bir yaşta. Koşulların çok zor olduğu günlermiş. Fakat yılmadan çok uzun süre işte aventür filmleri yaparak, fakat daha sonra da sosyal içerikli filmlere dönerek devam etmiş. Sinemaya edebiyat üzerinden başlamış, kısa hikayeler yazıyormuş dönemin dergilerine. Yelpaze dergisinde hikayeleri yayınlanıyormuş. Daha sonra Memduh Ün bu hikayelerden birini okuyor ve ilgisini çekiyor. Hikayenin adı da Kısmetin En Güzeli. Hem hikayeyi senaryolaştırmak istiyor, filme çekmek istiyor, hem de hikayeyi yazanla tanışmak istiyor ve karşısına çok genç, 18-19 yaşında bir Bilge Olgaç çıkıyor. Asistanlığını da yapar mısın diye sorduğunda Bilge Olgaç hem çok seviniyor hem de asistanlığın tam olarak ne olduğunu bilmediği için sete ilk gününde tayyörle, uzun topuklarla, çok şık bir kıyafetle gidiyor. Fakat sonra tabii set ortamının hiç öyle olmadığını görüyor. 2 yıl Memduhün'e asistanlık yapıyor, filmlerinde çalışıyor. Memduhün de anlattığı kadarıyla çok otoriter biriymiş. Onunla birlikte çalışıyor ve çok şey öğrendiğini söylerdi. Daha sonra da kendi filmlerini çekmeye başlıyor. 1970 yılında Lynch adlı bir film çekiyor. Lynch'te şöyle ilginç, tamamı hapishanede geçen bir film ve tamamı erkek oyuncu kadrosundan oluşuyor. Hatta zamanın Ses dergisinde haber olmuş, kadınsız filmin yönetmeni kadın Bilge Olgaç diye. Sultanahmet hapishanesinde, yani şu anda otel olan Sultanahmet hapishanesinde çekilmiş. Sonra 1970 yılındaki Adana Altın Koza Şenliği'nde, film festivalinde Umut filmiyle birlikte yarışarak en iyi yönetmen ödülü almış. Yılmaz Güney Umut filmiyle en iyi film ödülü almış. Bilge Olgaç da en iyi yönetmen Linç filmiyle. Ve tabii adını duyurmuş, yani ilk çıkışı Linç filmiyle. Ama aynı zamanda çekim olarak da çok yenilikçi bir dili olan, hatta filmin en başında Bilge Olgaç ve ekibi de var. Çok kısa bir 2 dakikalık sahnede Bilge Olgaç'ı kameramanlara direktif verirken görüyoruz. Cesur bir sinema olarak tanımlıyorum. Bir kere farklı anlatımları kaymış ve farklı anlatımları denemiş.
bundan korkmamış. Aynı zamanda da edebiyatla bağı çok güçlü olan bir sinema ve toplumsal hikayelere çok önem verirdi. Bireysel bir hikaye anlatırken toplumsal mesaj kaygısı güderdi her zaman. O açıdan da politik bir sinema diyebiliriz. Anlatımlarda kendi seçtiği gibi, istediği gibi bir dünya kurardı. O açıdan özellikle dönemi ele alınırsa çok cesur olduğunu düşünüyorum. Kızın adı ne? Kızın adı Fatma. Kızın yaşı kaç? Bilge Olgaç Krete Kadın Filmleri Festivali'nde Kaşık Düşmanı filmiyle en iyi film ödülünü aldığı zaman tabii ki çok mutlu olmuş, çok sevinmiş. Fakat maalesef siyasi nedenlerden ötürü pasaport ve vize alamamış. O yüzden de ödül törenine gidememiş. Ödül törenine katılamadığı için çok üzüldüğünü söylemişti. Fakat oradaki kadın yönetmenler o ödül törenine katılamayınca kırmızı bir fuları tek tek imzalamışlar ve ödülle birlikte ona göndermişlerdi ve bunu her zaman saklardı. İstanbul'un göbeğinde büyüdüğünü biliyorum, Beyoğlu bölgesinde. Çok okuyan bir aile, kendisi de çok okuyan bir çocukmuş. Fakat aynı zamanda da çok enerjik ve hareketli bir çocukmuş. Özellikle abileriyle futbol oynamayı severmiş. Taksim Gezi Parkı'nda birlikte futbol oynadıklarını anlatmıştı. Beşiktaş hayranıydı, Beşiktaş taraftarıydı. Maçları hiç kaçırmazdı ve futbolu gerçekten çok severdi. Onun dışında resim yaparmış, görsel dünyası çok kuvvetliymiş ve hikaye yazmaya da zaten lise yıllarında çok erken başlamış. Neredesin İpekçe? Düğünümüzü unuttun mu? Gelini getirdik, sen süsleyeceksin. Perihan Savaş İpekçe'nin dublajına gelmişti. Çok yakın tanıdığı işte Füsun Demirel, Halil Ergün. Halil Ergün çok yakın dostuydu ve senaryolarını İzni'ye gider Halil Ergün'ün çiftliğinde yazardı. Zaten Gülişan filmini beraber çekmişlerdi. Benim çalıştığım Kızın Adı Fatma filminde başrolde oynamıştı. O dönemde 80'lerin sonunda bu oyuncularla özellikle çok yakındı. Benim de çalıştığım bir film Gömlek. Hep birlikte Diyarbakır'a gittik ve film Diyarbakır'daki köylerde çekildi. Füsun Demirel'le şöyle bir anı da var. O zaman tabii filmler pelikül olarak çekiniyordu ve kısıtlı film vardı. Bir filmi 50 kutu filmle bitirmek zorundaydınız. Filmin çekimlerinin sonuna yaklaşmıştık ve sadece bir kutu film kalmıştı. Bir kutu film de 3 dakika demek. Yani 3 dakikalık bir sahneyi oynadınız. Öyle çok fazla tekrar yapamazsınız. Füsun Demirel'in de olduğu çok kalabalık bir sahneydi ve herkes başarıyla oynadı. Ondan sonra da tabii bir bayram havası oluştu. Çünkü bu sefil kaderin değişmesi gerek artık. Yönetmenlerden ziyade 1960'lardaki işte yeni dalga sinemasını takip ettiğini biliyorum. 1960'lardaki daha yenilikçi sinema diline ilgi duyduğunu biliyorum. Ve işte Antonioni gibi, Fransız yönetmenler gibi farklı yönetmenleri izlediğini, sevdiğini biliyorum. Onun dışında politik sinemaya da her zaman ilgisi vardı ve takip ederdi. Festivallerde her zaman filmleri takip ederdi. Yani çok iyi bir sinema izleyicisiydi. Çok sevdiği aksesuarı fulardı. Çeşit çeşit renk renk fularları vardı. Ve onları mutlaka takardı. Uğuru gibiydi fularlar. Ve gittiğimiz, çekim için gittiğimiz şehirlerde de örneğin Kızın Adı Fatma filmi için Artvin'e gitmiştik. Oradaki çarşılarda da değişik fularları incelediğini hatırlıyorum. Onu tanıyan yakınları ona hep fular hediye ederdi. Bu merakını bildikleri için. Hatta uzaktan gönderenler olduğunu biliyorum.
kitaba çok meraklıydı, çok okurdu ve her zaman yeni kitaplar alırdı. Zengin bir kütüphanesi vardı. Aynı zamanda eski dergiler, hatta senaryolar, eski bütün senaryolarını saklardı. Bu senaryoların çoğu ciltlenmiş senaryolardı. Yani daktiloyla yazıldıktan sonra ciltçiye gönderilirdi eskiden senaryolar. Ciltlenir ve o şekilde saklanırdı. Ve o senaryolarda oynayan kişilerin imzaları olurdu hep. Gülüşen bir masal gibi. Ama gerçek. Bir kere İzni'yi gerçek çok severdi. Tabii. O yüzden de senaryo yazmak için sık sık Gülüşen. İzni'ye giderdi. Aynı zamanda Gülüşen filmi de İznik'te çekilmiş. Onun dışında Gülhane Parkı'nı çok severdi. Yarın Cumartesi filmi için Gülhane Parkı'nda mekan bakmaya gitmiştik. Sonra birkaç sahne orada çekilmişti. Hatta biz mekan ararken Bilge Olgaç'la beraber Gülhane Parkı'nda dolaşan Yaşar Kemal'e rastladık. Ve iki eski samimi dost gibi sohbet etmeye başladılar. İşte ne yapıyorsun Bilge, sen ne yapıyorsun gibi. Gidersen belki unutabilirim. Hep kurşun kalemle not alırdı. Senaryolarını daktiloyla yazardı. Fakat daktiloyla yazdıktan sonra mutlaka üzerinde bazı düzeltmeler yapardı, notlar alırdı. Çekim senaryolarını aldığı notları da kurşun kalemle alırdı. O kalemler her zaman büyük bir dikkatle açılırdı ve hep ucu sivri olurdu. O yüzden de güzel yazan ucu sivri bir kurşun kalem aklıma geliyor. Bir de kedilere çok merakı vardı. Ben asistanlığını yaparken Ceo adında bir tekir kedisi vardı. Çok tatlı bir tekir kedi. Kedileri bağımsız oldukları için çok severdi. Hayatı kendi seçtiği gibi yaşadı. O yüzden de belki de o açıdan benim aklıma kedi de geliyor. Hadi arkadaşlar, sallamayın ya. Bilge Hanım, evet. İki bin sıra, beni sola koyun. O planda kaç olacaktı Bilge? 50 tane. Peki.